İstanbul'da 25 yaşında bir genç tek kurşunla yaşamına son vermişti. Onu ölüme sürükleyenin Çiftlik Bank'a kaptırdığı para olduğu ortaya çıktı. Tosun lakaplı Mehmet Aydın çarptığı paralarla yurt dışında sefa sürerken genç adam borç batağına saplandı, bunalıma girip canına kıydı. Allahu Ekber. Hayaller yıkıldı gitti yani. Çocuk ondan sonra toparlayamadı. Dağ gibi çocuğum Çiftlik Bank hakikaten mahvetti. Öldürdü yani. Bankadan kredi çekip Çiftlik Bank'a yatırdı. Borcunu ödeyemeyince bunalıma girdi. 25 yaşındaki genç tek kurşunla hayatına son verdi. Çiftlik Bank bizi çok perişan etti. Borcun harcın altında çocuğun gitti yani. Yapamadı. Kurtaramadı. Recep Ataş muhasebecilik yapıyordu. Yaklaşık 1,5 yıl önce Çiftlik Bank'la tanıştı. Bankaya gidip 40 bin lira kredi çekti ve sisteme yatırdı. Başlarda parasını alıyordu ama 3 ay sonra işler değişti. Çiftlik Bank'ın tosunu Mehmet Aydın topladığı paralarla yurt dışına kaçtı. Çiftlik Bank'ın dolandırıcılık sistemi olduğu ortaya çıktıktan sonra Recep Ataş'ın hayatı bir anda alt üst oldu. Önce işini kaybetti, ardından sevgilisinden ayrıldı ve bu durum onu bunalıma sürükledi. Büyük bir hayal kırıklığına uğradı çocuk. Orada 65 bin liraya yakın parası gitti bu çocuğun. Borcun altında ezilmeye başladı. Düzeni bozuldu, hayatı bozuldu yani. Talihsiz genç önceki gün Başakşehir'de bir poligona gidip canına kıydı. Abisi dedi ya baba dedi polisler aradı, bir kaza geçirmiş deyince benim dizlerim bağı çözüldü. Eyvah dedim, bu çocuk canına kıymasın dedim. Ne yazık ki korktuğu başına geldi. Recep Ataş dün toprağa verildi, geride ise gözü yaşlı ailesi kaldı. Acıları belki hiçbir zaman dinmeyecek ama tek beklentileri bir an önce Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın yakalanması, Türkiye'ye getirilmesi ve cezasını burada çekmesi. Kral gibi yaşıyor işte, görüyoruz televizyonlarda vatandaşı dolandırmanın cezasını çeksin ya. Benim çocuğum gitti, başkaları gitmesin. Allah!